odalarımızdan arkadaşlarımız var. Zamanı fazla işgal etmek istemediler. Ankara odamız henüz görev dağılımı yapmadı ama farklı listelerden yönetime seçilen arkadaşlarımız kürsüyü fazla işgal etmeyelim dediler. Sevgi ve saygılarını sunuyorlar. Bir kez daha geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ali Şahin ve Naci Alkan'a başarılar diliyoruz. Ankara çok önemli. Başarılar diliyoruz. Odalarımız adına bir tek Vedat Adak, İzmir Oda Başkanımıza söz vereceğiz. O da sizi selamlamak ister. Buyurun Sayın Başkan Vedat Adak. Sayın Divan, değerli bakanım, değerli onursal genel başkanım, değerli genel başkanım, oda başkanlarım ve siz değerli meslektaşlarım, İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak tüm kurullarım adına ve İzmirli meslektaşlarım adına sizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Az önce Sayın Başkanlarım mesleğin sorunlarıyla ilgili epeyce açıklama yaptılar ve bu konu konuşmaları epeyce uzadığı için çok uzatmadan birkaç şey söyleyip sözlerime son vermek istiyorum. Evet, bu angaryalarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. En güncel sorunlarımızın başında geliyor. Bunların da en güncelini TÜİK gerekleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Muhatabı işveren olması gereken kurum işin kolayını seçerek bu taleplerini meslektaşların karşılamasını istiyor. İsteyen bilgilerin bizler tarafından zaten daha önceden ilgili dairelere kurumlara verildiğini bilmemize rağmen devletin bir kurumu olan TÜİK bu bilgileri alması gereken adres belli olduğu halde bu bilgileri tekrar bizden istiyor. Kolayını seçerek bu bilgileri tekrar bizden istiyor. Anlaşılması çok kolay bir şey değil. Asıl benim anlayamadığım nokta daha farklı. Sayın Maliye Bakanı bir grubun etkinliğinde meslektaşların sorunlarını çözeceğini, TÜİK talepleri başta olmak üzere angaryaları ortadan kaldıracağını ve bürokrasiyi azaltacağını söylüyor. Mesleki sorunların çözüm önerileri ve angaryalar hakkında TÜRMOB'un kendilerine ilettiği birçok rapor var. Bu raporlar ve öneriler verildiğinde Sayın Bakan müsteşardır. Madem şu an düzeltebileceğini söylüyor, neden zamanında bu sorunlar, bu yanlışlar düzeltilmedi diyorum. Bir örgütün temsilcisi, bu örgütün temsilcisi TÜRMOB mudur yoksa bir grup mudur diye merak ediyorum. Yine her olayda olduğu gibi ötekileştiren, bölmeye çalışan, yok sayan, ayrıştıran mantık burada da kendini gösteriyor. Sevgili meslektaşları, bildiğiniz gibi bu anlayışın ürünü olan bir seçim sistemine sahibiz. Dünyada ve Türkiye'de tek bizim örgütümüzde uygulanan bir sistem. Yönetimde nispi temsil. Az önce konuşmacılar da değinmişlerdi. Nispi temsil lafı aslında duyduğunuzda kulağa hoş geliyor. Meclisi yapılarda ya da delegasyonda uygulandığında evet doğru bir sistem olduğu biliniyor. Ama yönetimde nispi temsil teorik anlamda yanlış olduğunu ve antidemokratik olduğunu olan bir sistem olduğunu biliyorduk. Geçmiş dönemde yaşadığımız pratiklerin de bize bunun yanlış olduğunu yaşattı ve gösterdi. Üretimi engelleyen, kavgadan başka bir şey üretmeyen bir sistem olduğunu yaşayarak gördüm. Toplantıların yapılamadığı, kurulların oluşamadığı, azınlıkların çoğunluğu yönettiği sonuçları gördük. Ayrıştıran, bölen bir sistem olduğunu gördük ve görmeye devam ediyoruz.
sorunları çözme konusunda tek gücümüz olan örgütlü olmaya, bir arada olmaya, dayanışmaya ne kadar zarar verdiği ortada. Bir arada olan insanların subjektif nedenlerle ayrıştığını gördük. Ben diyenlerin bu seçim sisteminden cesaret alarak bizi birlikteliği nasıl parçalamaya çalıştıklarını gördük ve görüyoruz. Evet değerli meslektaşlarım, az önce söylediğim gibi bizim bir tek gücümüz var. Örgütlü olmak, bir arada olmak ve mutlaka korumak, bu birlikteliği korumak zorundayız. Ülkenin içinde bulunduğu bu olağanüstü koşullarda bir olmak, biz olmak, bütün olmak, bu yanlış sisteme dur demek bizim elimizde, sizlerin ellerinde. Bunu başaracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan, başarılar diliyoruz. Son konuk konuşmacımız. Değerli arkadaşlar, bütün siyasilere davet yollandı. Onun bilgisi var bende. Ama yakınen bir muhasebeci dostu olarak bildiğim bir milletvekilimiz yoğun meclis çalışmalarına rağmen aramıza katıldı. Hem milletvekili olarak, bu arada bildirmiş olayım size, hem de bir muhasebeci dostu olarak her zaman yüreği hepimize açık olan ve bizi onurlandıran Sayın Operatör Doktor Ali Şeker. CHP İstanbul Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Size bir selamlamak ister, size bir söz verelim.